Gurmet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 112-113 MEP yayınları. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı Evimi ve okulumu temiz tutarım cevapları sayfa 112-113. 4. sınıf din kültürü kitabı Evimi ve okulumu temiz tutarım metni cevapları 4. sınıf Din kültürü kitabı sayfa 112-113 Soru Aslan yattığı yerden belli olur. Ata sözünden ne anlıyorsunuz? Uzun cevap Aslan yattığı yerden belli olur. Ata sözünde temizlikle ilgili ata sözlerimizden bir tanesidir. İnsanlar evlerinde, kendi odalarında ve toplu paylaştıkları mutfak, tuvalet gibi alanlarda veya okul gibi belirli sürelerde kaldıkları alanlarda Temiz olup olmadıkları ortaya çıkar. İster evimizde, ister okulumuzda, ister park alanı gibi yerlerde olsun temizliğe dikkat etmek kişisel görevlerimizdendir. Bizlerin kirli alanlarda rahatsız olduğu gibi başkalarının da temiz alanları görmesi için bulunmuş olduğu yerleri temiz bırakmalıyız. Aslan yattığı yerden belli olur atasözünden anladığım da yukarıda ifade ettiğim gibi. İnsanların temiz olup olmadığının anlaşılması için yaşadıkları ve belirli süre kaldıkları yerlere bakılması gerektiğidir. Bir insan dışarıda ne kadar temiz görünürse görünsün, eğer kendi evini, odasını, ayırmış olduğu piknik alanlarını, okulda sırasını ve parkta yemiş olduğu yiyecekleri toplarken bile ne kadar dikkat etmemesinden temizliği anlaşılır. 4. sınıf Din kültürü ve ahlak bilgisi MEP yayınları ders kitabı sayfa 113 cevapları. Soru. Dağınık bir çalışma odasında yaşanacak zorluklar nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Uzun cevap. Dağınık bir çalışma odası aslında çalışmak için uygun bir alan değildir. Dağınık bir alanda çalıştığımız zaman hemen dikkatimiz dağılabilir ve aradığımız şeyleri bulamayız. İnsanlar kalabalık ve dağınık ortamları ne kadar toplamaktan hoşlanmasalar da dağlık alanlarda insanlar huzursuz olurlar. Düzenli ve temiz yerlerde insanların daha mutlu ve huzurlu oldukları gözlenmiş bilimsel bir gerçektir. Bizlerin çalışma odamızı toplu tutmamızla bizlere ders çalışmak gibi gerekli bir dikkati ve bilgiyi sağlar. Ayrıca dağınık bir odada gerekli olan materyalleri ve eşyaları bulmakta ya da zor ve imkansız olacaktır. Tam derse odaklanmışken kaybolan bir eşyamızı aramak veya bununla vakit geçirmek, zaman kaybetmek çok can sıkıcıdır. Bunun için çalışma odamızı kullanırken çok fazla dağıtmamaya özen göstermek, aldığımız her şeyi yerine koymak, minik çöp kutusu gibi çöplerimizi toparlayacak, küçük kutular gibi eşyalarımızı düzene sokacak eşyalarla odamızı toplu durmasını kolaylaştırabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.